Arkadaşlar hepinize selamun aleyküm. Bugün yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar, daha önce de işlemiştik. Tüy problemi olan yavru kuşlarımız, tüy problemi olan kuşlarımız. Bunlara ne gibi tedavi yapabiliriz? Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Öncelikle bunları mesela ne kadar azsa, ne kadar çok ilgilenilirse o kadar çabuk sonuç alınıyor. Şöyle söyleyeyim, hem benim kendi yuvamdan hem de diğer arkadaşlarımın yuvasından birçok tüy hastalığı olan kuş geliyor elim açıkçası. Ben bakıyorum, ben seviyorum onlarla ilgilenmeyi. O yüzden sağdan soldan eş dost da bana gönderiyor. Kendi kümesimizden de çıkıyor. Bunları elimizden geldiğince bir tedavi uygulamaya çalışıyoruz. Öncelikle şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Beforver dediğimiz B vitamini veriyorum ben. İğne yapıyorum, suyuna damlatıyorum. O sizin yeteneğinize bağlı. Eğer ben iğne yapamam diyorsanız arkadaşlar suyuna damlatın. Burada önemli olan arkadaşlar düzenli yapmak. Yani bir gün verip bir gün vermemek. Öyle yaptığınız zaman programda uzuyor bu sefer. Tedavi süreci uzuyor arkadaşlar. O yüzden devamlı yapmanız, 15 gün, 20 gün aralıksız yapmanız önemli. Şimdi bununla alakalı başka bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Asıl videomuzun konusu normalde bugünkü bakırı sülfat. Diğer ismiyle, halk ismiyle göz taşı olarak bilinir arkadaşlar. Bu kimya malzemesi satılan yerlerde, aktarlarda bulunur. Öncelikle bakır sülfatı biz niçin kullanıyoruz ondan bahsedeyim. Arkadaşlar bakır sülfatı biz dış parazit için kullanıyoruz. Özellikle böyle tüy problemi olan kuşlarımızda kullanıyoruz. Onların eğer kanatlarında, genelde ben bu hastalığın bir parazitten kaynaklandığını tahmin ediyorum. Dünyada bunun bir tedavisi yok aslında. Şöyle yok, hani anında kesebilecek ve engelleyecek bir tedavisi yok. Zamanla düzeliyor ama önleyici bir şey yok maalesef. Biz bunun bir parazit olduğunu kendi arkadaşlarımız arasındaki istişaremizde böyle düşündük. Yani bir parazit buna neden oluyor. Çünkü hayvanlar yavruyken tüyleri normal düzenli geliyor. Daha sonradan tüylerini sanki bir şey yemiş gibi dökülmeye başlıyor. Kararmalar, yanmalar oluyor yani bizim tabirimizde. Bu bakır sülfat ben denedim arkadaşlar. Hayvanlarımıza iyi geliyor arkadaşlar. Bunun kullanımı da şöyle. Ben şöyle 2 litrelik bir su yaptım. 2-2,5 litre su. Arkadaşlar bunu çok az atıyoruz. Yaklaşık bir nohut tanesi kadar, bir pirinç tanesi kadar diyeyim size. Yani 1 gram falan göz kararı ben şunu atıyorum şuna. Zaten attığın zaman mavileştirir. Tamam mı arkadaşlar? Bunu hayvana banyo yaptırıyoruz arkadaşlar. Bakın püskürtme yapmıyoruz. Gözüne gelebilir. Banyo yaptırıyoruz. Kanatlarına ve kuyruklarına özellikle banyo yaptırıyoruz arkadaşlar. Yani sokup çıkaracağı suyu. Normalde yaz aylarında bunu ben genelde tercih ediyorum ama şu an biliyorsunuz bir karantina dönemindeyiz arkadaşlar. İşe güce de gidemiyoruz. Evdeyiz. Hazır dedim böyle boş bir fırsatımız varken böyle bir video çekeyim. 15-20 günde bu hayvanlarla ilgileneyim istedim. Sadece bunlarla uğraşayım. 15-20 gün sonra da bunların yine bir videosunu çekip sonucu göstermek istiyorum sizlere. Nasıl bir sonuç aldık. Yani günlük video çekemem arkadaşlar. Ben unuturum. Montalamayı falan da pek beceremiyorum açıkçası. Bir ilk halini bir de son halini çekeyim dedim. Arkadaşlar. Bunlara kadar şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Elimde şu an 6 tane falan var. Eğer isteyen arkadaşım olursa ücretsiz olarak verebilirim. Bunları birebir ilgilenirseniz daha fazla, daha çabuk sonuç elde ediyoruz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. İsteyen arkadaşım, ben İstanbul'dayım, İstanbul Pendik'teyim. Elden alırım diyen varsa, gelir alırım abi diyen varsa, çünkü şu an biliyorsunuz şehirler arası yasak, kargo vesaire birçok şey yok yani. Zaten canlı hayvanı kargoda götürmüyor. Elden teslim alırım diyen varsa arkadaşlar, ücretsiz verebilirim. Ücretsiz bunu sizlere verebilirim. Örnek vereyim. Elimde 6 kuş var. 10 kişi istedi. Arkadaşlar yorum yapan arkadaşlar arasında bir çekiliş yapalım. Kime nasip sona veririm. 6 kuşum var. 5 kişi istediyse hepsine veririm. Böyle söyleyeyim. Bu kuşlardan devamlı elime geçiyor. Pek üretici arkadaşlar bunlarla uğraşmak, beslemek istemiyor. Ben de dayanamıyorum. Alıyorum ellerinden getiriyorum. Kendim uğraşıyorum. Öyle diyeyim. Normalde benim de öyle büyük bir yerim yok. Küçük bir balkonda besliyorum arkadaşlar. Ama
Yine de kıyamıyorum bunlara. Çok tatlı oluyorlar aslında. Böyle tüysüz daha bir tatlılar. Bunları bir tedavi uyguladım. Tüyleri çıktı. İlk anlarıyla sonra arasında çok fark var arkadaşlar. Şu anki videomda size canlı canlı birkaç bir şey göstermek istiyorum. Özellikle banyosunu ve iğnelemesini göstereceğim. Şöyle arkadaşlar başlayayım. 0,5 miligram arkadaşlar. İlacımızı çekiyoruz. Yani bunun üzerindeki 5 değil arkadaşlar. Birin yarısı olan 5. Öyle diyeyim. Bazı şırıngalarda direkt 5 yazmışlar. Bakın şu kadar arkadaşlar. Göstereyim görülüyorsa. Telefon da odaklama yapmıyor ama. Durun bakalım. Onu gördük. Şurada tam 5 var. O da şeye denk geliyor. Arkadaşlar. Yani birin yarısı olan 5 arkadaşlar. Öyle diyeyim ben size. Önce iğneleme yapacağım arkadaşlar. Daha sonra banyo yaptıracağım. Şöyle bir tanesini gösterip durduracağım. Banyo yaparken tekrar açacağım. İğneyi ileriye doğru saplamıyoruz arkadaşlar. Yanlamasına deri altına yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Şöyle yanlamasına ya yandan. Deri altına çekiyorsunuz. Gördünüz mü? Kim arkadaş diyor abi kanattık vesaire vesaire. Yani kanatacak bir şey dikine sokmayın arkadaşlar. Şu iğneyi şöyle dikine sokmayın. Yanlamasına derinin altına. Kendinize şırıngayı hani kan alırken falan veya sürüm verirken yapıyorlar ya. Onlar gerçi direkt damara yapıyor ama o şekilde yataylamasına yani arkadaşlar. Bu şekilde iğneliyoruz hayvanımızı. Daha sonra banyo işlemine geçeceğim. Şimdilik durduruyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kuşları da size göstermiş olurum. O yüzden devam ettiriyorum videoyu. Canlı canlı görün. Bu kuşlardan dediğim gibi videonun altına yorum yazın arkadaşlar. Ben istiyorum diye. Bir hafta sonra duruma göre çekiliş yapacağım veya duruma göre o şekilde vereceğim arkadaşlar. Tamamen ücretsiz veriyorum. Arkadaşlar. Yine aklınıza takılan bir şey olsa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Diğer videolarımı da izlemenizi rica ediyorum. Onlara da yorum atmanızı sizlerden rica ediyorum. Bizlere izleyerek destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle ayakları da alıyorsunuz. Serçe parmağınızın arasına hayvan. Elimdeki iğne insülin iğnesi arkadaşlar. Öbür kalın iğnelerden sakın almayın. Bundan sonra çoğu çıplak da aslında. Yine yapa yapa bir sonuç aldık. Ayrıca bunlara da vitamin takviyesi yapacağız arkadaşlar. Yani mamalarına mümkün olduğunca yumurta aşlayıp vereceğim. Eğer şey yap, unutmazsam yani günlük vereceğim.
Yumurtanın vakti zamanındaki tedavilerinde de çok faydasını gördüm. Şu dönemde biraz sıkıntı. Bazı malzemeler bulmakta zorlanabiliyor arkadaşlar. Arkadaşlar, bunları yıkadıktan sonra şöyle bir karantina köpüğü yaptım. Işığı da yanıyor. Onu da göstereceğim. Onun içine koyacağım. Hayvanlar üşümeyecek. Sizlerden ricam, mutlaka kendinize böyle bir şey yapın. Hasta hayvanlarınız için. Mutlaka böyle bir şey yapın. Çünkü hasta hayvanlar özellikle ısı kaybına maruz kalıyor ve çok çabuk soğuktan ölüyorlar aslında arkadaşlar. Önce ısı, sonra tedavi. Şimdi arkadaşlar, bakır sülfatımızı anlattık. Bakın, bu suyun içine ben hazırladım bakır sülfatımı. Şöyle bir kabın içine sizin için şeffaf bir kap buldum. Şöyle koyayım arkadaşlar. Göz kararı daldırma usulü yapacağım için hayvanın tamamında sokmayacağım. Ama bakın şöyle göz kararı az bir şey koydum arkadaşlar. Bununla önce şöyle çöpümü açayım. Şöyle onun içinde size göstereyim arkadaşlar. İşte köpüğüm bu şekilde arkadaşlar. Üstü de kapanıyor şöyle. Şimdi kapalı, hemen ışığını yakıyorum. Ben şuradan kapattım. Mouse'dan gözüm ışık alıyor diye. Şöyle arkadaşlar. Karantina odası diyeyim size. Şurada dereceler ayarlanıyor. Ben ayarladım. Bakayım şöyle tekrar. Kameramızı yerine koyalım. Ayarlayalım. Banyomuzu yaptırıp içine atacağız. Yarımı bir kenardan atacağım arkadaşlar, şuradan. Bakın şöyle daha iyi görüntü alabilirsem. Şöyle göstermeye çalışayım size. Şuradan aldık birini arkadaşlar. Şöyle ters çeviriyoruz. Kafa kısmını tutun arkadaşlar. Şöyle kafası yukarıda kalacak. Yani hayvan biraz elinizi ısırabilir. Eğer eliniz hassassa, acıyorsa, ben alıştım artık. Beni kanatsalarda sıkıntı yok bende. Hassas elinizde eldiven kullanın arkadaşlar. Hayvanı sağa sola atmayın, vurmayın. Birkaç öyle yorum okudum. Canım sıkıldı. Şöyle. Güzel canı. Ondan sonra arkadaşlar bunu böyle içine atacağım. Hop. Gitti. O şimdi kuruyacak. Bu şekilde hepsini güzelce banyo yaptıracağım arkadaşlar. Şu an mevsim soğuk olduğu için bunu kullanıyorum. Normalde yaz ayı olsa kendiliğinden çok rahat kuruyor ama şu an maalesef böyle bir düzene ihtiyacımız var arkadaşlar. Böyle tüylerin içine işlesin arkadaşlar bu. Tüylerin içine işlesin ki varsa da parazitler, mantarlar, virüsler ölsün. Kuşumuz da rahatlasın. Hadi, hadi bebeğim, hadi. Hadi tatlım.
Sizlere onun için resmini de göstereceğim burayı. Tatlı. Geç. Geç tatlı. Geç. Böyle hassas kuşlar çok da yaramaz oluyor arkadaşlar. O yüzden çok seviyorum. Çok tatlı oluyorlar. Oyuncu oluyorlar. Şöyle bitirdik arkadaşlar. Altına suyu da döktüm. Şimdi şöyle mi? Bakalım. Ağacık. Evet. Şöyle bakalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Kuşlarımız ne yapıyor? İşte görüntüleri bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ısınıyorlar. Şimdi arkadaşlar videoyu sonlandırıp kapağı kapatacağım. Biraz ısınsınlar. Daha şunu da çimle. Hayvanlar üşütmesinler. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi bunlardan sahiplenmek isteyen olursa lütfen yorumlar kısmına belirsin. Sahiplenmek istiyorum diye yazsın. Detayları ben konuşurum. Dediğim gibi talep fazla olsa çekiliş yapacağım. Talep fazla olmazsa isteyene vereceğim. Normalde bunları sosyal medya hesaplarımızdan isteyen arkadaşlar oluyor. Var yani alıcıları ama ben kendi grubumda, kendi kanalımdaki abonelerime vermek istedim bu sefer de. İsteyen olsa, talep olsa vereceğiz inşallah. Hayırlı günler diliyorum hepinize. Hayırlı üretimler diliyorum yine. Aklınıza takılan bir şey olursa lütfen yorumlarda belirtin, sorun. Yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi bazı arkadaşlar nasıl ulaşabiliriz falan diyor ama arkadaşlar bir şey yazamıyorum. Çünkü YouTube oradan bize uyarı veriyor. Kanalı kapatmakla açıkçası tehdit ediyoruz diyeyim. O yüzden siz yazın, elimizden gelince biz cevaplamaya çalışıyoruz zaten. Bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hayırlı üretimler diyorum hepinize. İyi günler diliyorum.